Ev bakıyoruz Hüsnü. Annemle bugünü bu işe ayırdık. Nasıl? Dediğim gibi kira 4000. Ama pazarlık payı var. Bak çocuklara da yakın. Muhit değiştirmiyoruz. Nasıl? Ya bu öyle oldu bittiye gelir mi bu işler? Bir oturalım konuşalım önce. İkimiz Meryem. Evdekilerle de bir konuşalım. Ev tutuyormuşsunuz Meryem'le. Taşınacakmışsınız evlenince. Emlakçı geziyor o meziyet cadısı. Tipini sevdiğim. Ya tabii zor geldi burada yaşamak. Ev küçük, aile kalabalık. Battık biz onlara, battık. Hadi anası neyse de o Meryem'den hiç beklemez. Neyini beklemeyeceksin ya? Şu kadar aklı vardı. Anası gelince o da gitti. Piknik tüp. Ya bir durun, bir dinleyin. Yok öyle bir şey. Beni de çağırdılar bugün, apar topar gittim. Haberim bile yok ev baktıklarından. Baba, bizi bırakıp gitme. Oğlum, kim bırakıyor? Kim nereye gidiyor? Olur mu öyle şey ya? Anladım ben. Taşınacaksın işte. Yok öyle bir şey be babacığım. Ev falan tutmuyoruz Meryem. Nasıl yani, anlamadım. Nerede oturacaksınız? Bizim evde. Ben çoluğu çocuğu bırakıp bir yere taşınamam. Öyle apartman dairesine de bu saatten sonra sığamam. Sen gelir bize yerleşirsin. Eşyayı, perdeyi, keyfin nasıl isterse yaparsın. Gücümüz yettiğince tabii. Nasıl ya Hüsnü? Öyle işte kızım. Benim durumum bu. Sen kendine hanım değil, çocuklarına bakıcı arıyorsun Hüsnü Bey. Yuh anne ayıp ya. Ayıp olmuyor mu biraz? Lafını bilsen de biraz öyle mi konuşsan acaba? Meziyet Hanım. Sen benim gül gibi kızımı o kümes kadar eve sokarken ayıp değil mi? O Hüsnü Bey'e de söyle. 5 çocuklu torunlu torbalı adam. Açamayacaksa kesenin ağzını. Evlenmeyecek gencecik kızla. Hiç niyetlenmeyecek. Yok öyle bedavaya sefa sürmek. Hadi eyvallah. Terbiyesiz edepsiz seni. Bana mı dedin? Aynen sana dedim. Senden başka terbiyesiz mi var burada? Senin o dilini keselim. Gel kes ulan. Kes ulan. Sen senin var ya saçını, sen. Başını sen yorum. Var ya bıktım sen. Ne? Bilme ya. Alacağım saçını başını. Ay, gel buraya. Ben şikayetçiyim bu kadından. Asıl ben şikayetçiyim Hüsnü. Öyle ağır laflar etti ki. Bir bitmedi rezilliğiniz. Yürüyün düşün önüme, yürüyün. Hüsnü, vallahi bak bildiğin gibi değil. Nazike, yeter yürü. Bana bak, beni böyle çocuk gibi azarlayamazsın. Konuşma, yürü. Meryem de merak etti zaten, yürü hadi. Hadi. Bir ev meselesi nerelere geldi? Nasıl tadımız kaçtı, gördün mü Meryem? Gördüm, haklısın. Hüsnü, ben başka ev istemiyorum, tamam. Evlenince gelirim size. Kapansın bu konu. Hay ağzını yiyeyim senin ya. Ya ikimize kaldı mı nasıl da çözülüyor her şey. Karışmasın artık bize kimse Meryem. Yoksa canımız çok sıkılıyor. Tamam, haklısın. Ya eşyayı da düşünme. Nasıl istersen yaparız. Hüsnü, benim başka bir şartım var. Ben o eve gelin gelirim ama Nazike gidecek. Ne? Nazike mi? Ne dedin sen, ne dedin? Oğlum sen arabada bekle. Bir dakika baba ya. Bir dakika. Bak ben bugüne kadar hiçbir şey sesimi çıkartmadım hiçbir zaman. Ama bir dakika. Sen ne dedin bir daha söylesene bana. Ev istemem, eşya istemem. Ama Nazike'yi de istemem Hüsnü. Yoo. Lafa bak. Meryem ne yapıyorsun sen ya? Ne biçim konuşuyorsun? Nazike mi dert oldu şimdi? Bana bak. Bak benim annem rahmetli oldu gitti. Bize de kardeşlerime de teyzem baktı. O kadının bizde nasıl emeği var biliyor musun? Bilmiyorsun. Ya sen kimin evinde kimi istemiyorsun? Bir daha söyle, anlat bakayım bana bir. Sakin ol oğlum Tekin. Sakin. Ne oluyor be burada? Baba oğul ne bağırıyorsunuz? Eşkıyalık mı yapıyorsunuz? Ya biz sen dursana karışma. Ben diyeceğim dedim Hüsnü. Benim de bir tane annem var. Ben ona saldıran kadınla aynı evde duramam. Kusura bakma. Kararını ver. Hüsnü. Bak sen mutlu olacaksan Meryem'in dediği gibi olsun. Ben toparlanırım, bir an evvel giderim. Sakın ha teyze.
Sakın duymayayım bir daha ya. Hiçbir yere gitmiyorsun. Of kızım, babanız mutlu olacaksa ben hiç mani olmayayım. Bak vallahi kinayeyle söylemiyorum. İnan ki Hüsnü. Teyzemi bu evden gönderirsen ben de durmam. Ne diyorsun oğlum sen? Ne diyorsun? Kendine gel lan. Ben kendimdeyim baba. Kusura bakma yani. Ben de durmam baba. Kardeşlerimi de alır giderim, o kadına bırakmam. Aynen. Biz bakarız başımızın çaresine baba. Sen ailen olmadan yapabilir misin? Onu düşün. Siz beni ne sanıyorsunuz? Ben öyle bir insan mıyım ya? Ha? Nazike, sen bana rahmetlinin emanetisin ya. Ben sana nasıl git derim? Hem de kimin lafıyla? Olacak iş mi ya? Neden daha orada kapatmadın o zaman ağızlarını baba? Ya verseydin cevaplarını ya. Yok öyle bir dünya deseydin. Fırsat mı oldu oğlum? Horoz gibi daldın araya. Ben onlarla ağız dalaşına girer miyim? Benim lafım sözüm neyse Meryem'e söylerim. E söyleyince ne olacak Hüsnü? Kız tutturmuş gelin gelmem diye. Bak yeminle söylüyorum. Şu kadar alınmam gücenmem. Ben bir tek sizleri özlerim o kadar. Sen mutlu olacaksan giderim Hüsnü. Kimse hiçbir yere gitmiyor Nazike. İşte o kadar. Ben halledeceğim, çözeceğim ben. Tamam, bitti. Hadi ben çay koyayım o zaman. Öp beni bakayım bir. Nazikem. İzlen benim.